herhangi bir tarafında, yani siz hukukçusunuz ama kusura bakmayın. Yani ben bunun bir tarafında herhangi bir şeyi, siz o zaman hükmü belirleyen kişi, hakim yerine de kendinizi koyuyorsunuz. Bakın geçen meclis arkadaşlar bir uyarıda bulundular. Dediler ki, Sayın Başkan siz burada meclis başkanı sıfatıyla oturuyorsunuz. Biz bunu onaylarız veya onaylamayız. Neticesinde siz şunu yapabilirsiniz. Belediye başkanlığına geldiğinde ben bunu doğru bulmuyorum deyip meclise geri iade edebilirsiniz. Meclise iade ettikten sonra biz tekrar bunda ısrarcı olursak tekrar bunu verebiliriz. Ve neticesinde eğer ki bu tekrar geçerse siz bu sefer mahkemeye bunu taşıyarak iptalini isteyebilirsiniz. Fakat burada yapmış olduğunuz şey suç. Biz yani eğer ki derseniz ki biz hata da yapabiliriz. Yani burada belediye mevzuatı kanununda ister 5339 ister 5216 Büyükşehir Şimdi, Belediyesi kanununda eğer aykırı olan bir durum varsa bunu geçen bizi, dönem tartıştık. Ben şimdi aynısını şöyle cevap vereceğim size. Belediye başkanı kanunu, anayasa ve yetkisini ortadan kaldıran önergeleri kabul etmez. Bu da benim hukuki görüşüm. Bakın. Cumhuriyet Savcılığına şikayet ettiniz. Türkiye'nin en çabuk şikayet edilen ve müfettiş getirilen millet şey belediye başkanı oldum. Cumhuriyet Savcılığı diyor ki örnek karar vermiş, şikayet edilen belediye başkanı tarafından yapılan ve usulsüz olduğu iddia edilen şikayeti konu işlemlerin yargıda iptal davasına konu edilebileceği anlaşılmakla. Yani siz bize söylüyorsunuz ya gidin 7 günde itiraz edin kabul edersek dava açın. Sizin dava açma hakkınız var. Ben bu önergeyi işleme koymuyorum. İdari mahkemeye dava açacaksınız. Devam ediyorum savcılığın kararına. Açıklanan nedenleri ceza hukuku anlamında somut suç isnadı içermeyen müştekilere ait şikayet dilekçesini, sizin şikayet dilekçeniz gelmedi mi size bilmiyorum. 4483 sayılı yasanın 5232 sayılı yasayla değişik 4. son maddesi gelince işleme konulmamasına kararı müştekiye tebliğine ve Danıştay'ın 1. dairesinin şu sayılı kararı gelince karar ve kesin olarak karar verildi bu. Yani kesin bir karar var. Ben bu önergeyi işleme almıyorum. Siz dava açacaksınız. İptal davası açma hakkınız vardır. Bunu tartışmaya gerek yok. Biz iptal davasını açacağız fakat şunu ifade etmek istiyoruz. Burada hukuksuz bir şekilde meclisin yetkilerini, meclisin görevini, meclisin hükmü şahsiyetini zedeliyorsunuz. Hukuk dışına çıkıyorsunuz. Bunu burada tekrar ifade etmek istiyorum. Savcılık kararı var. Memin Bey tartışmaya gerek yok. Savcılık kararını gayet iyi biliyorsunuz. Evet. Savcılık kararının neyle alakalı olduğunu bildiğiniz halde şu anda yine burada bizi çağrıldık ve biz burada ifade de verdik mülkiye müfettişlerine. Bir devam daha şikayet edin. Devam eden bir işlem zaten söz konusu. Yok, biz bir daha şunu söylüyoruz. Siz canınızın bakın tekrar şunu yapıyorsunuz. Canınızın istediği bir öneriyi kabul ediyorsunuz, diğerini kabul etmiyorsunuz. Mümin Bey, canımın istediği değil, kanun bana verdiği yetki. Ben kendi yetkimi gasp ettirmem size. Hiç kimseye gasp kanunun ettirmem. Kanunun neresinde Sayın Bunların Başkan? Bunların belediye iştiraklerinde belediye başkanı bizzat yetkilidir. O maddeyi de okursanız anlaşırsınız. Tartışmanı anlamıyor. Sayın Başkan, aynı şekilde Cumhuriyet Savcılığı'na bir yerinde gösterin. Mümin Bey, şikayet etmiş şeye gerek yok. Sayın Başkan, aynı şikayeti yapın, aynı sonuçları alalım. Belediye kanununun neresinde varsa bize gösterin. Bu kadar arkadaşlar. Tartışmaya gerek yok. Kararımı verdim ve okumuyorum. Siz buyurun. Gereğini yapın. Evet. Gündeme geçiyorum. Değil mi gündemimiz?